Herkese merhaba arkadaşlar, hepiniz kalma, hoş geldiniz, hepinize günaydın arkadaşlar. Daha yeni uyandım. Bu arada balkonda çekiyorum, ben biraz üşüdüm. Cam açıkmış. Arkadaşlar, adam çöpe basmış, çöpe giriyorduk az da. Gençler şimdi önümüzdeki şu adam bir gitsin, videoya göre. Evet, tekrardan videomuza girebiliriz. Arkadaşlar, videomuzun başında gördüğünüz gibi şeker pembe erkeğimiz ölmüş. Biz onu sahiplendirmiştik ve sahiplendirdiğimiz kişi arkadaşım başka bir balık aldığı zaman arkadaşlar mücevher almış. Mücevheri arkadaşlar suyuyla birlikte akvaryumun içine dökmüş. O zaman da ne olmuş? Mikrop çatışmasından balık ölmüş arkadaşlar. Gerçekten çok kötü olmuş. Onun videosunu bu videomuzun arkasına ekleyeceğim. Arkadaşlar bu arada size ne diyeceğim? Hemen o kısma geçelim. Lütfen abone olmayı, like atmayı, bu tarz şeyleri yapmayı unutmayın. Bu tarz şeyler sizde zaten. Arkadaşlar ben diğer tarafa geçeyim ve videomuza başlayalım o zaman. Şimdi gençler görüyorsunuz balkondayız. Böyle bir vitrin var. Bu vitrinin üzerinde arkadaşlar şöyle siyah bir akvaryum var. Ben biliyorsunuz bu akvaryumu Ankara'dan getirmiştim. 65 santim bir akvaryum. Yanında derecesi olan vesaire. Şurada da arkadaşlar yine benim hayatımda ilk kullandığım bir akvaryumum var. Bu benim ilk akvaryumumdu. Bunu sattım. Sonra geri geldik. Kırmızı ile değiştirdik arkadaşlar bunu tekrardan. Şimdi gençler asıl soru şu. Ben bu akvaryuma görsel, hobilik bir akvaryum yapmak istiyorum. Bunun içinde sizce ne besleyelim? Buraya ne koyalım? Acaba diyorum Japon mu atayım? Acaba diyorum köpek balığı mı atayım? Bir iki tane hani görsellik fazla atamayız çünkü akvaryum öyle çok büyük değil. Köpek balığından sonra içine pirana mı atayım? Bu akvaryuma ne yapalım arkadaşlar? Onun yorumunu size bırakıyorum. Yorumlar kısmına döşeyin abi. Buna öyle bir şey yapalım. Bu akvaryuma ne yapacağız peki? Bu akvaryum bir kalsın da yolları. Bu akvaryuma belki ufak tefek bir şeyler yapılabilir. Belki bir karides, belki başka bir şey. O yüzden buna şu anda bir şey yapmak istemiyorum. Bu bir kalsın, buna bir düşünüyorum. Buna dediğim gibi isterseniz yani ne istiyorsanız onu yazın. En çok istenen şeyi en kısa zamanda arkadaşlar bunu doldurabilirim. Şu anda bunu doldurabilecek gücümüz var. Size bıraktım arkadaşlar. Buna ne yapmak istiyorsanız sizin akvaryumunuz, sizin kanalınız. Bunda köpek balığı mı görmek istiyorsunuz? Japon mu görmek istiyorsunuz? Ne görmek istiyorsanız abi yorumlarda yazın. Buna da arkadaşlar dediğim gibi kalsın abi bunu başka bir şey yaparız. Belki beta, belki başka bir şey, belki karides sadece. Bunu da arkadaşlar böyle değerlendireceğim. Bu akvaryumumuza kalsın. Bu akvaryum için daha tam bir şey düşünmedim ama. Şimdi o zaman içeriye geçelim ve size ben balıklarımı göstereyim gençler. Yalnız dondum yemin ederim. Burada yani titriyorum gördüğünüz gibi. Arkadaşlar birazdan arabamıza bineceğiz. Arabamızda şuradaki beyaz olan. Sizi hobihaneme de götüreceğim. Orada bakalım durumlar neymiş. Oralara da görelim. Hadi gidelim şimdi. Vallahi içeriye dondum gidelim. Vallahi dondum dondum. Cevizi de gördünüz mecbur vermemiz gerekecek şimdi ya. Eğer biri gelirse veririm arkadaşlar. Göz hakkı. Arkadaşlar donuyorum donuyorum vallahi donuyorum. Ben de şuradan görebilirsiniz gerçekten donuyorum. Üşüdüm üşüdüm üşüdüm. Kolları da sıvamışız. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi geçen buraya bir misafir geldi. Misafir geldiğinden dolayı akvaryumun halini görüyorsunuz. Üstündeki şeye bak. Bu ne lan? Ondan sonracığıma akvaryumu daha da annem ortaya çektirtti bana. İşte misafirler geliyor oğlum birazcık güzel dursun falan filan. Arkadaşlar her tarafına ışık koyacağım. Akvaryumları ışıklarıyla birlikte sizlere güzel göstereceğim. O zaman ışıkları döşeyip hemen geliyorum. Evet gencolar ışığımızı taktık. Akvaryumumuz gayet güzel hoş bir şekilde görünüyor. Arkadaşlar şimdi ne zaman biz yumurtlattık şuraya. Onu bir ilk öncelikle uzak çekimden anlatalım. Gencolar ben onları Perşembe günü dirilişi izlemeden diyor dirilişi izledikten sonra kusturmuştum. Şuradaki yumurtalarından bahsediyorum. Ondan sonracıma bugün günlerden cumartesi ne yapıyor? Cuma, cumartesi. Oha bir şey yapmıyor. Evet 2 gün. Sadece 2 gün geçmiş arkadaşlar. Onun dışında şu balığımızın ağzına yumurta var. Onun da o zaman 2 gün geçmiş oluyor. Yarın pazar ve pazartesi günü onu kusturabiliriz. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz her zaman yumurtalarda bir mantarlaşma vesaire olacak olan yumurtalar oluyor. Onlar da arkadaşlar şimdiden kendilerini belli ettiler. Hatta bazı yumurtalar mantarlaşmış. Onları bir gösterelim hemen. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir kısım yumurta köşeye yapışmış. Onlar arkadaşlar mantarlaşmış, şekerlenmiş. Şimdi niye böyle kötü bir espri yaptım? Hemen onu göstereyim.
Arkadaşlar bu şeker pembemizin yumurtasıydı ve çok enteresandır. Yumurtalar kahverengi, yani böyle bildiğimiz balık yumurtasının dışında arkadaşlar şey gibiydi ya, böyle bu renkti. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu renkti yani. Aralarda hani fark ediyorsunuz değil mi? Böyle şekerli şekerli renklerde arkadaşlar yumurta var. Neyse, velhasıl kelam arkadaşlar, nasıl oluyorsa o şekerli yumurtalar diğer yumurtalara da yapışarak mantarlaştılar. Bu sayede ne oldu? 15 tane falan herhalde şeker yumurtası vardı. 5 tanesi şu anda çıkacak gibi, 5 tane falan. Diğer kalan şeker yumurtalar arkadaşlar gidecek belli. Yani buradan kaç tane kurtulur arkadaşlar? Onu da hemen şöyle netleştirerek söyleyeyim. Öyle tahmin ediyorum ki buradan bir 150 tane falan kurtulur. Zaten biliyorsunuz şu balığımız arkadaşlar 30 tane kadar canlı yumurta yaptı. Hani zaten şuradaki kafa gözü çıkanlar onun. Diğeri hangisiydi onu tam hatırlamıyorum şimdi. Belki de şu yapmış olabilir. Neyse arkadaşlar, velhasıl kelam şu üstünü de bir kapatalım. Durum bu şekilde arkadaşlar. Yani gerçekten çok bereketli, görseli çok güzel. Ama şöyle söyleyeyim, bu akvaryumu kurmak gerçekten çok çok maliyetli. Yani bayağı bizi kastı. Onu da söylemek istiyorum. Bu akvaryumun maliyeti 1 milyar arkadaşlar. Gerçekten tam 1 milyar. O yüzden hani böyle bir akvaryumunuz varsa ciddi manada kendinizi şanslı sayabilirsiniz. Tüm samimiyetimden söylüyorum. O da ikinci eli 1 milyar. Eğer ki sıfır alayım derseniz o zaman yani abuk subuk saçma sapan malca bir rakam sayı çıkıyor. Rakamlar 9'a kadardı, pardon. Yani öyle bir şey var. İzlemesi çok güzel hani, ama dediğim gibi şey olmuyor kesinlikle arkadaşlar. Gerçekten pahalı bir hobi. Yani eğer ki böyle çok büyük yaparsanız ciddi manada pahalı oluyor. Ama Yunus'u herkese tavsiye ediyorum. Yunus besleyin gençler. Onun dışında bunların ağzında dediğim gibi bir tane dişim var. O yumurta yapacak. Onu bekliyoruz. Onu da 2 gün 3 gün sonra falan kusturacağım. Ama BioLife kuluçkam kalmadı arkadaşlar. Şu anda hobi hanemizde, zaten sizi birazdan götüreceğim, göreceksiniz. Oradaki balıklarım, yani kuluçkamın içindeki balıklar bayağı bir büyümüş arkadaşlar. Yani 2-3 gün sonra falan kendilerini kurtaracak gibi. Onun içine bu Yunus'umuzu kusturabilirim. Ve bu arada 2 tane mavi prensesim ağzına yumurta almış. Gerçekten çok bereketli ya. Yani balıklar arkadaşlar çok bereketli. Yüzlerce yavru aldık. Almaya devam ediyoruz. Dur ben kendim geçeyim arkadaşlar kameranın önüne. Yani arkadaşlar şöyle söyleyeyim, açıkçası yani bu hobiye başlayalı ciddi manada bir yavru alıyoruz. Yani gerçekten çok yavru yapıyorlar balıklar. Ha bilmiyorum, daha iyi bakım şartlarında belki çok çok daha üst seviyede deli gibi yavru alanlar vardır belki de, bilemiyorum. Ama gerçekten bizim bakımımızda falan gayet iyi yavrulanabiliyor arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Hani kuş mu daha eğlenceli, balık mı daha eğlenceli derseniz ben kuşu eğlence yönünden seviyorum. Ama arkadaşlar balık da görsel olarak gerçekten çok güzel. Yani ben inşallah arkadaşlar şu anlarda GoPro Hero 3'e bakıyorum kamera olarak. Onu bulduğum zaman size daha net, daha güzel, daha dehşet gösterebileceğim. Arkadaşlar huzuru bambaşka balığın, yani gerçekten çok başka. Hele ki dekorunuz iyiyse, yani şöyle söyleyeyim arkadaşlar, bu bizim akvaryumumuz. Yani hem benim görseliğim, hem benim hobim, hem benim para kazanma yerim. Yani şunu söyleyebilirim, şu akvaryum gerçekten her şeyi dolduruyor. Ha bu kadar büyük olmasına gerek yok. Bir metre yaparsanız içini güzel de doldurursunuz, o da çok güzel olur. Çok ucuz ciklet balıklar da var arkadaşlar, onu da söyleyeyim. Misal veriyorum. Şimdi şu boyuttaki bir balık 50 TL ise, şu balıktaki bir balık 30 TL ise, tanesi 5 lira olan, 10 TL olan, çok büyük olan, çok çabuk yavrulayan cikletler de var. Mesela zebradır, mücevher balığıdır arkadaşlar. Bir mücevher çifti alırsınız 200-300 tane size yavru verir. Misal veriyorum. Onu da size söyleyeyim. Ha ucuz ama görseli onların da iyidir. Onun dışında ne söyleyebilirim sizlere? Yani arkadaşlar gerçekten çok fazla yavru veriyorlar. Ben bunu fark ettim. Bakın mesela 2 tane mavi yine kusturacağız. 2-3 gün sonra videosu çekerim. Yunus yine hakeza öyle kusturacağız. Lakin ben artık yavruyu koyacak yer bulamıyorum. Yavruların bir an önce boylanması ve satılması lazım. Çünkü gerçekten çok oldular. Şu anda 400 tane yavru var. 450 tane yavru var hatta, daha doğrusu. Şuradaki yumurtalar, gelecek olan yumurtalarla falan birlikte
ciddi manada saçma sapan yüzlerce bir sayıya ulaştı. Bu yüzden bunları bir an önce evimden çıkartmam lazım. Çıkartamazsam öyle zannediyorum ki arkadaşlar, ikinci yavru akvaryumunu kuracak gibi bir şey görüyoruz. Arkadaşlar bu arada kamera aramalarım artık devam etmiyor. Kamerayı, yani hangisini almam gerektiğini buldum. Hero almayı düşünüyorum. GoPro şeklinde. Arkadaşlar aksiyon kamerası olduğu için böyle hareketleri daha iyi yakalayabilecektir diye ümit ediyorum. O yüzden hani diğer kameralarda biraz daha yavaş olması lazım herhalde. Tam bilemiyorum ama GoPro'da biraz daha aksiyon kamerası olduğu için, olaylar hızlı geliştiği için, misal veriyorum bisiklette kafanıza takıyorsunuz, gidiyorsunuz falan, onları yakalayabilen kamera balığında hareketlerini yakalar diye ümit ediyorum yani açıkçası. Neyse, abiyle bir seslerimize geçelim, tamam mı? Ondan sonracıma üşenmeyelim ve gidelim hobi hanemizi, ki balıkları da size gösterelim. Hemen şuraya ışıkları çekip geliyorum. Bu arada pardon, bir saniye tekrardan geldim. Arkadaşlar balkonda dediğimi de unutmayın. O akvaryuma ne yapalım onu da sizlerden yorum olarak bekliyorum. Arkadaşlar şu siyah yavruluk akvaryumumuz var ya, şu an lepises yavrularım var. Oranın amacı şöyle olacak. O lepisesler gelecek. Oraya arkadaşlar yunuslarımın yavrusu gelecek. Buranın yavrularını bir akvaryumda büyütmem lazım mecburen. O yüzden o siyahın birini arkadaşlar yavru büyütmede kullanacağım. İkincisini de dediğim gibi size bırakıyorum, size armağan ediyorum. İçeri ne koyduracaklarınız koydurun bana. Haberiniz olsun yani. Söylüyorum size. Ama küçük akvaryuma bir şey söylemeyin. Aslında ona da yorum yapabilirsiniz. Ama ona ben daha tam ne yapsak ne etsek ona da tam kararını veremedim. Belki beta, belki. Aslında ona var ya, sihirli balık koyabiliriz daha. Vallahi diyorum. Değişik şeyler var aklımda ya. Beta mı koyayım, sihirli balık mı koyayım, karides mi koyayım? Kafamda deli sorular var gençler. Gerçekten kafamda deli sorular var. Olmazsa şu siyah akvaryumu böleriz. Şu siyah akvaryumun bir kısmını böleriz. Bir kısmını karides yaparız. Ondan sonra acaba geri kalanı yavruluk olur. Beta zaten küçük bir yerde yaşıyor. Beta'yı da öyle bir yere koyarız. Bir de kilifiş alırız. Sihirli balık var ya, bu 60 günden falan mı büyüyormuş, ne oluyormuş? Bilmiyorum da. Yalnız büyüdüğün zaman görüntü efsane oluyor arkadaşlar. Onu da söylemek istiyorum size. Sırf görüntüsü için o balığı almayı düşünüyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. O yani o akvaryum otantik bir şey yapacağım. Yani böyle hobicilerde olmayan bir balık yapmayı düşünüyorum. Bakalım. Nasip. Gelin bakalım abi. Şimdi benle birazcık bekleyin. Şu anneanne usulü şeyi bir kaldıralım. İçine bu ışığı gönderelim. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlarımız, bir şekilde size lepisteslerimi göstermeye çalışıyorum şu anda. Gördüğünüz gibi yalnız bunlar bulanık görünüyor ya, hoş görünmüyor. Bir saniye ben bir biraz daha bakayım bir nasıl çekebilirim.